Evet arkadaşlar şimdi stroboskop ve dobler olayını işleyeceğiz. Öncelikle olarak stroboskopa bakalım. Stroboskop bizim için nedir? Su dalgalarında dalgaların frekansını ölçmek için kullanılan aletlere stroboskop diyeceğiz. Göz hizasında bir yarığın yerine bir sonraki yarığın alma süresi ardışık iki dalganın hareket süresine eşitse veya bunun katları ise diyoruz. Dalgalar duruyormuş gibi görünür. Bu anda stroboskopun dönme hızı sabitlenir. Stroboskopun Yarık sayısı n, dalgaların frekansı fd ve dalgaları duruyormuş gibi gördüğümüz andaki straboskopun frekansı ise fs ise diyoruz. Buradaki durum için şöyle düşünelim arkadaşlar. fd eşittir yani dalgaların frekansı eşittir diyorum. n çarpı fs'dir diyebiliriz. fd dediğimiz değer bizim için dalganın frekansını verir. Dalganın frekansı. n dediğimiz değer bizim için yarık sayısıdır. Ve fC dediğimiz değer ise straboskop frekansıdır diyebiliriz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde kaynak saniyede 20 dalga üretmektedir denilmiş. Demek ki buradaki dalgaların frekans değeri için fd eşittir ne diyebiliyoruz? 20 saniye üzeri eksi 1'dir diyebiliyorum. Dalgalara 5 yarıklı stroboskop ile bakıldığında dalgalar ilk kez duruyor gibi göründüğünde stroboskopun frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir diye sorulmuş. E biz formülsel değerimizi yazarken demiştik ki fd eşittir n çarpı fs idi. E o zaman yerine koyuyorum 20 eşittir yarık sayımız buradan 5'miş. 5 beş çarpı fs ise fs dediğimiz değerin 4 saniye üzeri eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Derinliği sabit dalga leğeninde 30 santim bölü saniye hızla ilerleyen dalga boyu 3 santim olan doğrusal dalgalara 5 yarıklı bir stroboskop ile bakıldığında duruyor görüldüğüne göre stroboskopun minimum periyodu kaç saniyedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak şöyle düşünelim. Buradaki dalgaların frekans değerini bulmamız gerekirse lambda eşittir. Bizim için neydi arkadaşlar? V bölü F'tir diyebiliyorum. Dalga boyunu 3 santim olarak verilmiş. Hız değerimiz 30'muş bölü fd. Ve buradan da fd dediğimiz değerin 10 saniye üzeri eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. E peki fd eşittir aynı zamanda n çarpı fs ise yerine koyuyoruz 10 eşittir. Yarık sayısının 5 olduğunu söylemiştik. fs demek ki buradaki straboskop frekansı olarak 2 saniye üzeri eksi 1'e eşittir diyebiliriz. Dobler olayı eğer hareketli bir kaynağımız varsa bu hareketli kaynakla beraber dalga boylarında da bir değişim meydana gelecektir. Ve buradaki lambda minimum ve lambda maksimum değerlerini yorumlamaya çalışacağız. Eğer durgun bir kaynağım varsa kaynağın sağındaki ve solundaki dalga boyları birbirine eşit ve bu lambda değerinin Lambda eşittir ve dalga çarpı periyot değerimize eşit olduğunu ya da lambda eşittir v dalga bölü frekans değerine eşit olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer ki kaynağımız hareket halindeyse kaynağın hareket yönündeki dalgaların dalga boyunun minimum bir değerde buradaki kaynağın hareketine ters yönde bulunan dalgaların ise maksimum bir dalga boyuna ulaştığını söyleyebiliriz. E peki minimum değeri hesaplarken aynı yöndeki hareketlerde hızların farkını alıyorduk. Yani lambda minimum eşittir v dalga eksi v kaynak çarpı t'dir diyebiliyorum. Lambda'nın alabileceği maksimum değer için ise Lambda maksimum eşittir v dalga artı v kaynak çarpı t'dir diyebiliriz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde periyodu 3 saniye olan kaynağın ürettiği dalgaların yayılma hızı 10 santim bölü saniyedir. Periyodumuz 3 saniyeymiş dalgaların yayılma hızı içinde 10 santim bölü saniyelik bir değer bize verilmiş. Buna göre kaynak 6 santim bölü saniye hızla çekilirken ilerleme yönünün tersinde oluşan dalgaların dalga boyu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şurada bir kaynağımız var ve hareket halinde bir kaynak bu. Kaynağın hızı 6'ymış. Dalgaların hızı ise 10'dur diyebiliyoruz. V dalga eşittir 10 santim bölü saniyedir dedim. Zıt yöndeki değer sorulduğu için toplamlarını alacağız. Yani lambda maksimum eşittir diyorum v dalga artı v kaynak çarpı geçen sürede periyot değerimizdir diyebiliriz yerine koyduğumuz zaman 10 artı 6 çarpı 3 olarak yazıyoruz ve buradan da 16 çarpı 3'ten 48 santimlik bir değerin oluştuğunu söyleyebiliriz derinliği her yerde sabit olan dalga de noktasal bir dalga kaynağının yaydığı periyodik dalgaların ilerleme hızı 40 santim bölü saniyedir. 4 saniyede 8 dalga oluşturan dalga kaynağı sabit 20 santim bölü saniye hızla hareket ettirilirse hareket yönünde bakan bir gözlemci dalgaların dalga boyunu kaç santim ölçer diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak buradaki dalgaların ilerleme hızı V dalga eşittir 40 santim bölü saniyedir dedik. 4 saniyede 8 dalga üretiyorsak saniyede 2 dalga ürettiğimizi yani buradaki dalgaların frekans değeri içinde f eşittir 2 saniye üzeri eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. 4 saniyede 8 dalga her bir saniyede 2 dalga anlamına gelecektir diyebiliriz. Ve kaynağın hızı v kaynak eşittir 20 santim bölü saniye kadardır dedim. Hareket yönünde bakan bir gözlemci denilmiş. E peki o zaman burada minimum bir dalga boyu görülecektir. Ve lambda minimum eşittir. V dalga eksi V kaynak çarpı periyottu. Ya da lambda minimum eşittir v dalga eksi v kaynak bölü frekanstır diyebiliriz. Yerine koyacak olursak 40 eksi 20 bölü diyorum. Frekans değerimiz ne kadardı arkadaşlar? 2. E buradan çıkan sayısal değerimiz için de lambda min eşittir 20 bölü 2'den 10 santimlik bir değerin ölçüldüğünü söyleyebiliriz. S kaynağı su derinliği her yerde aynı olan dalga leğenindeki durgun suda lambda dalga boylu dalgalar oluşturuyor. Ve bu lambda değerini yazarken lambda eşittir bizim için v dalga çarpı geçen süreye de periyottur diyebiliriz. Ve bu değer bizim için arkadaşlar 10 santim kadarmış. Bu kaynak KL doğrultusunda sabit V hızıyla harekete başladıktan bir süre sonra sudaki dalga tepelerinin bir andaki görünümü şekildeki gibi oluyor. D1 yani lambda maksimum 14'müş Buna göre D2 nedir diye sorulmuş. Yani bizden lambda minimum soruluyor. E peki yerine koyarken ne diyebiliyoruz lambda maksimum için? D1 eşittir. V dalga artı V kaynak çarpı periyot değerimdir diyebilirim. E yerine koyuyoruz. Burası neymiş sayısal değer olarak? 14. V dalga çarpı periyot artı V kaynak çarpı periyot. E 14 eşittir. 10 artı V kaynak çarpı T ise buradan kaynağın hızı çarpı periyodun 4 santime eşit olduğunu söyleyebilirim. Minimum değeri de bulurken D2 eşittir diyoruz. V dalga eksi V kaynak çarpı periyottu. Yerine yazıyoruz V dalga çarpı T eksi V kaynak çarpı T. V dalga çarpı T dediğimiz değeri ne bulmuştuk arkadaşlar biz burada? 10 eksi e, V kaynak çarpı T dediğimiz değerde de 4'tü. Demek ki buradan da D2 dediğimiz değerin 6 santime eşit olduğunu söyleyebiliriz. Lambda minimum değerimiz 6 santime eşitmiş. <laughs>